Herkese iyi akşamlar. FCM Blog'da karantina yayınlarına devam ediyoruz. Kadın basketbol editörlerimizden Doğan Malkoç bu akşam bizimle olacak. Doğan hoş geldin. Hoş bulduk abi. Yani kadın basketbol editörleri dedin de o kadar da kadın yani çoğul değilim, tekim yani. Yani bizim Mehmet Beygirci'nin dediği gibi kadın basket şubesi Doğan yazı yazsın diye. Aynen öyle. Açıklıyor şeklinde bir tanımı pazardı. Aynen. Gündem çok sıcak aslında. Biz biraz geç kaldık bu basketbol yayını yapmak için ama hazır kadın baskette konusu geçmişken hemen kadın basketbol takımıyla başlayalım. Kaptan Işıl Alben öyle bir ayrıldı ki adeta Galatasaray Basketbol Şubesi'nin yeniden dizayn ediliyor son dönemlerde. Işıl'ın ayrılık süreci, Tilbe'nin ayrılığı ve kadın basket takımında yaşananların kısa bir özetini alalım senden. Öncelikle neler oldu ve sen ne düşünüyorsun? Işıl giderken adeta böyle bombayı attı, gitti gibi oldu biraz. Ya valla beklenmeyen bir gelişmeydi. Işıl'la Tilbe, hatta Hartley'i de katmak lazım. Hartley o üçlü kalacak gibi gözüküyordu son şeyde. İşte Işıl ayrılık mesajını atmadan önceki gün konuştuğumuzda yani bütün kadrolarda o üçlü vardı. Tabii biz olayın iç yüzünü bilmediğimiz için hani yani Işıl anlattı tabii de o gün bilmediğimiz için neler yaşandığını tabii bilemiyorduk. BOTAŞ bir teklif yapmış Işıl'a. Ya bence Işıl'a şey yapmamak lazım, yüklenmemek lazım. Tilbe'ye de yüklenmemek lazım. Yüklenecek insan belli. Onu zaman geldi böyle geçtikçe biraz daha ilerleyelim böyle biraz ısınalım. Ona Aynen bir aynen. Sen çok dolusun. ona bir yükleneceğiz o arkadaşa. Ya Işıl bir kere Galatasaray için ya özellikle hani Galatasaray için ifade ettiği anlam başka tabii de yani şu takım için ifade ettiği anlam çok başka. Çünkü çok genç var takımda. Işıl hani bu takımın bir çimentosu gibi bir şeydi yani. Hani Efe Ki Hoca'nın bunu yardımcısı. Keza öyle lafını kestim özür dilerim ama Efe Güven'le sezon başında yaptığım bir röportaj vardı Efe Hoca web sitemize konuk olduğunda. Hani Işıl'ın soyunma odasında olması benim için çok önemli. Hani ben yoksam hem sahada hem takımla Işıl var gibi bir cümlesi vardı Efe Hoca'nın da. Yani o Tabii. takıma ablalık konusunda çok çok önemli bir karakterdi Işıl abi. Aynen öyle. Yani takım maç kaybediyordu. Işıl'ın evine gidiyordu. Maç kazanıyordu. Işıl'ın evine gidiyordu. Ya düşün yani Işıl takımı bir arada tutuyordu. Yabancılarla yerleri çok iyi kaynaştırmıştı. Işıl'ın ayrılışı hakikaten şok etkisi yarattı. Bir de yani şöyle bir durum oldu. Işıl giderken Tilbe'yi de aldı götürdü resmen. Yani tabii ki Tilbe isteyerek gitti. Hani BOTAŞ'a isteyerek gitti. Ama yani şunu şöyle algılamak lazım. Bu tepki gidişi yani hani Işıl'ın BOTAŞ kariyeri ne kadar uzun sürer onu bilemeyiz ama ben gelecek sezondan sonra döneceğini düşünüyorum yönetim değişirse. Değişmezse dönmez. Ya Ömer Yalçınkaya'nın bir kere gitmesi lazım yani. Hani girelim mi Yani Ömer Ömer Yalçınkaya? Yalçınkaya'ya girmeden hemen ben Işıl konusunda bildiğimi söyleyeyim. Hani zaten kaptan açıklayarak gitti. Süreci de çok iyi açıkladı ve hatta son dönemlerde maalesef hani sosyal medyada gördüğümüz o satılık kalem dediğimiz ya da işte yönetime yakın kaynaklarını kaybetmek istemeyen bazı arkadaşlar, bazı duayenler, bazı usta gazeteciler O tabiri kadar da caizse duayen ısmarlama. değil ya. Yani tabiri caizse ısmarlama haberler Tabii. girmeye başladılar. İşte 100 bin lira için gitti, 50 bin lira için gitti, 150 bin lira için gitti diye. Kaptan zaten neredeyse rakamları söyleyerek gitti ama ben hani şöyle söyleyeyim. Şu anda yerli piyasada sen benden daha iyi biliyorsun. Ayşe Cora'nın ya da Olcay Çakır'ın aldığının yarısına hatta belki de üçte birine kabul etmiş imza atacağım dedikten 5 ay geçmesine rağmen yani yönetim tarafından herhangi bir kimseden aranmadan ve hatta bizim de web sitede yazdığımız, bizim aldığımız bilgi en azından o şekildeydi. Yapılan son görüşmede ya da işte son bir telefon görüşmesi, nabız yoklama artık onu ne dersen de orada da hatta anlaşılan rakamda bile indirim yapılabilir mi gibi bir sorunun Aynen. söz konusu olduğu söyleniyordu. Ve hani bu kapsamda da kardeşim siz beni 6 aydır aramıyorsanız ben de beni bir haftadır telefonlarımı susturmayan, beni çok isteyen Zafer Kalaycıoğlu ve ekibine giderim gibi bir rest aslında bu. Hani Işıl aslında dediğin gibi Galatasaray'dan ayrılmadı. Işıl bugün itibariyle Galatasaray basketbol şubesini yöneten zihniyetten ayrıldı diyebilirim. Yani Işıl'ın ben de senin gibi bir sene sonra tekrardan takıma geri döneceğini düşünüyorum. Tilbe için evet keza Tilbe yeni bir oyuncu. Hani Işıl'la kıyaslayamam şu anlamda. Işıl
kadın basketbol bayrak sporcu diyebileceğimiz bir isim. Tilbe daha yeni bir oyuncu, genç bir oyuncu. Hani Tilbe'den belki o fedakarlığı bile beklemek abeste iştigal olur. Yani Tilbe'nin örnek veriyorum 300 bin lira kontratı vardır. 400 bin lira veya daha fazla. Her neyse. Tilbe'ye dersiniz ki gel %50 indirim yap. Tilbe de hayır arkadaşım yapmıyorum dese şaşırmam. Bu beni şaşırtmaz. Ancak kaptan indirimi yapmasına rağmen, daha doğrusu rakamı siz yazın ben kabul ediyorum demesine rağmen böyle bir sürecin yaşanması gerçekten çok komik, profesyonellikten çok çok uzak bir durum. Ve bu konuda da topu direkt Galatasaray Basketbol Şubesi'ne atayım. Öncelikle abi, yani şu idari açıdan değerlendirmeden önce şeyi söyleyeyim. Yani saha içinde tamam hani Işıl çok büyük karakter falan ama Işıl ve Tilbe'nin yani alacağı ücretler, bizden alacağı ücretlerin yani o ücretlere biz onların muadili topçuları alamayız. Yani öyle söyleyeyim. Piyasada zaten yerli yok. Yani kesinlikle en öyle. Önemli iki en önemli iki ismi kaybettik hakikaten. Yani hani gelecek sezon Galatasaray, yani Yagupova ismi gündemde olduğu için söylüyorum. Hani kimi getirirse getirsin bence ligdeki şansı çok düşük. Çünkü yerli kalitesi ne yaparlarsa yapsınlar Işıl ve Tilbe'yi getirecekleri kadar yüksek olmayacak. Yani Işıl ve Tilbe yerli kalitesini ciddi anlamda yükselten iki isimdi. İkisini birden kaybettik. Yani bunun dezavantajını ligde çok yaşayacağız. Onu da eklemiş olayım. Kesinlikle katılıyorum sana. Hatta İnci de hani belki genç bir yetenek, çok büyük o potansiyeli, beklenen potansiyeli göstermese bile hani en azından kadroda, rotasyonda süre alan bir isimdi. Hani Tilbe'nin yokluğunda İnci'ye şans vereceğiz. İnci de... 30 dakika İnci'yi oynatacağız desen o da yok artık. Yani yok, örnek veriyorum hani tabii, şunu diyebiliriz yani. Sonuçta İnci size olarak kadın basketbolda çok özel bir size. Hani her ne kadar aynen, performans olarak dediğin gibi FOG'yi çok muadili yok ya de. Yani hani yerli piyasasında muadili yok o fiziğin. Yani hani kesinlikle katılıyorum ama. Kesinlikle aynen, katılıyorum. Şu noktaya değineceğim. Galatasaray Yönetim Kurulu üyesi Erol Özmandıracı basketbol şubesindeki görevinden istifa ettiğini açıkladı ve verdiği röportajda da, yaptığı açıklamalarda da tabiri caizse şubenin içine bombayı bırakıp gitti. Yani dinamit koydu desek şubenin içine anca bu kadar olurdu. Işıl'la başlayan süreç, ardından Tilbe'nin ayrılması, sosyal medyada taraftarın özellikle Ömer Yalçınkaya'ya büyük bir tepkisi vardı ki biz de o tepkilerden biriydik. Ömer Bey her ne kadar bundan sonra herhalde bize röportaj izni vermeyecek olsa da diye de küçük bir anekdotu da bırakalım. Özgür yani, olsun sustur ama. Yani kesinlikle, ama hani bu doğruya doğru, yanlışa yanlış tabii, demek de bizim aynen, görevimiz. Erol Özmandıracı'nın açıklamaları hakkında ne düşünüyorsun? Öncelikle yani Ömer Yalçınkaya'nın hem Efe Güven'e hem Ertuğrul Erdoğan'a mobbing yaptığına dair bir takım açıklamaları vardı. Başkan Yardımcısı Yusuf Günay tarafından korunduğunu, görevden alınmasını istemelerine rağmen bu talebin Başkan Mustafa Cengiz'e iletilmediğini belirtti Erol Özmandıracı. Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Öncelikle hani Erol Bey'in istifası ve açıklamalarıyla devam edelim. Ya vallahi bir kere biz çok sallıyoruz falan da Ömer Yalçınkaya'yı tebrik etmek lazım. Abi yani yönetimler değişiyor, herif orada bir şekilde kalıyor yani. O yüzden ben kendisini tebrik ediyorum. Yani ne yaparsa yapsın kalıyor orada. Onun haricinde yani Erol Özman o süreçten sonra istifaların geleceği belliydi bir kere. Yani çünkü aşırı tepki oldu. Yani Erol Özmandıracı bence kadın basketbolu fena da yönetmiyordu. Yani hani erkek basketbolundaki rolünü çok açıkçası bilmiyorum ama kadın basketbola yani en azından katkısı vardı hem maddi anlamda hem manevi anlamda, elinden geldiği kadar. Yani şimdi orada Ömer Cansever faktörünü de konuşmak lazım. Yani Ömer Yalçınkaya'nın manipüle ettiği bir isimdi Ömer Cansever. Kesinlikle Ömer Cansever'in bilgisizliğini kullandı Ömer Yalçınkaya. Her istediğini yaptırdı. Burada şeye de konuşmak lazım. Yani koskoca Galatasaray bir tane genel menajerin oyuncağı olmamalı yani. Her anlamda bu erkek basketbolda, kadın basketbolda Ömer Yalçınkaya ne isterse o oluyor şubede. Ya iki şubede de. Yani bunlar o şeyler değil. Erol Özmandıracı ya bence yapması gerekeni yaptı. Çünkü
hakikaten çok büyük tepki vardı. Ben şeye şaşırdım açıkçası. Yani hatırlarsan Efe Hoca'ya yaptığı mobbingin haberini yapmıştım ben. Ömer Evet. Yalçınkaya'nın. Ama Ertuğrul Erdoğan'la yani arası iyi diye biliyordum. O beni çok şaşırttı mesela. Yani Ertuğrul Hoca'ya da mobbing yaptığını bilmiyordum. O çok şaşırttı. Onun haricinde yani yönetim değişti biliyorsun. Basketbol şubesindeki yönetim değişti. Şimdi şöyle bir şey var. Yani Ömer Yalçınkaya'nın ipi çekilirse ben şaşırmam. Nasıl Ki olacak o bilmiyorum yönde yani. de bazı dedikodular var aslında Tabii kulağımıza aynen. gelen ama Aynen. teyitleyemediğimiz için hani Tabii haberini yapamadık teyitleyemiyorum. diyelim en azından. Aynen öyle. Yani teyitlemeden de girmek istemedik. Hakikaten yani Ömer Yalçınkaya, şimdi biz sonuçta bir YouTube yayını yapıyoruz. Yani off the record olsa çok başka şeyler söylerim de yani mümkün olduğu kadar kibar ifade etmeye çalışıyorum kendimi. Yeterince kibarımdır diye düşünüyorum. Yani Efe Hoca'yı hala yemeye çalışıyor Ömer Yalçınkaya. Onu da söyleyeyim yani. Hani şu an Bu 50-50. arada şuna da hemen değinmek istiyorum. Galatasaray sezon bittikten sonra hem Efe Güven hem de Ertuğrul Erdoğan'la bir görüşme yaptı ve 2 yıllık sözleşme konusunda bir mutabakat sağlandı aslında Evet, koçlarla. ikisiyle de Ve anlaştılar. koçlar yeni sezon hazırlıklarına başladı. Hani en azından Tabii. söylenen, şubede konuşulan buydu. Bundan bir ay önce falan, çok uzun bir süre evvel değil. Türkiye Basketbol Federasyonu'nun aldığı beyaz sezon kararının ardından iki koçla da 2 yıllık yeni sözleşme mutabakatına varılmıştı. Ancak bu sözleşmeler hala resmiyete kavuşmuş değil. Acaba hani Işıl Alben'le Tilbe'nin ayrılığı gibi hani böyle sürpriz bir ayrılık ya da sürpriz bir yeni bir baş antrenör mü gelir diye bir korkmuyorum da değil. İşin doğrusunu söylemek gerekirse evet, Galatasaray her zaman şampiyonluklara adaydır. Hani her zaman şampiyonluk için kadro kurmalıdır, bütçe koymalıdır ortaya. Bunlar işin farazi ve fantezi söylemleri son 1-2 yıldır ama ben hem Efe Güven'in hem de Ertuğrul Erdoğan'ın ellerindeki bütçeye göre oldukça başarılı olduklarını düşünüyorum. Tabii canım. Yani Efe Hoca bir kere yani son hani Euro Cup'taki şeyi ayrı tutuyorum, Euro Cup macerasını, çünkü çok sakatlıklara deplasmanlar ters gitti falan. Ama yani ligde kesinlikle bence Galatasaray'ı hani çıkarabildiği kadar yükseğe çıkardı. Yani o Fenerbahçe ile neredeyse başa baş oynadık. Belki liderliği alabilirdik yani. O derece iyi bir sezon geçirdik ligde. Yani şöyle söylemek lazım. Bizim son konuştuğumuzda işte son bir ay önce aldığımız haberler, iki hoca da oyuncu bakmaya başlamıştı. Yani belki Mustafa Cengiz'in rahatsızlığı mı acaba şey diye düşündüm, ama yani bu direkt Yusuf Günay ve Kaan Kançal mıydı? Evet, Kaan Kançal. Kançal. Evet. Yani şöyle olmuş sanırım. Sözleşmeler gidiyor. Işıl ve Tilbe'nin sözleşmesi gidiyor. Bu iki isim, Yusuf Günay ve Kaan Kançal, bekletiyorlar sözleşmeyi. Sözleşme, ya Ömer Yalçınkaya da etkili oluyor bunda, sözleşmenin bekletilmesinde. Sözleşmeler bir türlü gelmeyince bu ikisini de tepki olarak ayrılıyorlar. Ertuğrul Hoca ile ilgili ben Ertuğrul Hoca'nın kalacağını düşünüyorum büyük ihtimalle, ama yani şimdi şöyle bir durum var. Ben kadın basketbol açısından bakayım. Bir de daha yakın olduğum için oraya bazı şeyleri biliyorum. Ya yani burada söyleyebildiğim kadarını söyleyeyim en azından. Ya bunu yayınlarda da dile getirmiştim aslında. Kadın basketbolda Ömer Yalçınkaya bir kere Efe Hoca'yı istemiyor. Bunu Erol Özman Dıracı da açıkladı. Çok net istemiyor Efe Hoca'yı. Işıl da istemiyordu. Yani bildiğin üzere Işıl'la Efe Hoca'nın arası çok iyi. Bu iki ismi de göndermek istiyordu. Işıl'ı göndermeyi başardı. Şimdi sırada Efe Hoca var. Yani Efe Hoca'nın şansı yönetimin değişmiş olması aslında, basketboldaki yönetimin. Hani belki hocam sizinle devam edeceğiz, Ömer Yalçınkaya'yı aradan çıkaralım tarzı bir söylem olabilir yani. Çünkü Efe Hoca da hakikaten başarılı Galatasaray'da. Yani yaptığı fedakarlıklar da yatsınamazsın yani. O genç takımla kafayı oynamak kolay bir iş değil. Çok Ki disiplinli, çok altyapıdan gelen kuvvetli. bir isim aslında Efe Hoca da, yani Aynen öyle. Galatasaray'ın oğlu, Galatasaray'ın evladı diyebileceğimiz bir isim. Hani Tabii, biz Efe aynen öyle. abiyi yakinen tanımamızın yanı sıra yani küçük takım, genç takım, yıldız takım demeden
İşte gelişim takımı, A takıma yardımcı antrenörlüğü ve A takım antrenörlüğü. Hani tabiri caizse 10 yaşında altyapıya girip hani 20 yaşında A takıma çıkan bir sporcu gibi en küçük basamak, en küçük takımdan. Basamak geldi. Aynen öyle, aynen öyle. Yani şöyle, Ömer Yalçınkaya'nın hedefinde Nevriye var. Yani Galatasaray kadın basketbol takımı koçu olarak Nevriye'yi görmek istiyor. Bunun geçmişi var yani, hani hatırlarsın 2018'de Euro Cup şampiyon olduğum zaman Maykoviç'li kadroyu hatırlarsın. Ya Evet. ben söyleyebildiğim kadarını söyleyeyim buradan. Yani Van Grinsven transferleri, Merve Uygül transferleri. Ya o transferlerden sonra Nevriye Yılmaz Efe Hoca gelince görevinden ayrıldı. Erkek takımına geçti. Yani Nevriye'nin açıkçası egosu yüksek bir isim Nevriye. Ama ben sadece bunun ego işi olduğunu düşünmüyorum, açık söyleyeyim. Yani hani kimseyi de zan altında bırakmak istemem ama kesinlikle bu sadece ego işi değil. Yani bir kere Nevriye kendini herhangi bir alanda kanıtlamış bir koç da değil. Yani hani dersin ki genç takımla şampiyon oldu, hani Nevriye gelsin yönetsin, işte ne bileyim A milli takımda yardımcılık yapmıştır, gelsin işte bir şey koçluk Kesinlikle yapsın. katılıyorum sana bu konuda. Ya ortada hiçbir şey yok Nevriye'nin. Ya şimdi şöyle bir şey var. Evet Efe Hoca oldu ama Efe Hoca tırnaklarıyla kazıyarak geldi buraya. Yani hani teknik ekibindeki isimler de çok iyi isimler. Nevriye'nin hangi koçluk vasfıyla geliyor yani Nevriye? Ben ona açıkçası sindiremiyorum yani bir Galatasaraylı olarak. Nevriye bence yakışmayacak bir koç. Şu anda Galatasaray'a yakışmayacak bir koç. Ya belki ilerleyen dönemde kadın basketbol takımının, kadın basketbolun en önemli koçlarından birisi olabilir. Aynen öyle. Ancak Ben hani şu an için bugünün şartlarında. Ama. Tabii, kesinlikle aynen öyle. yani. Yani bu şey demeye benziyor. Wesley Snyder iyi topçuydu. Tamam, futbolu bıraktı. Hemen işte Fatih Terim'in yerine Snyder gelsin gibi bir şey. Tamam, belki Tabii Efe Hoca canım. ile Fatih Aynen. Hoca'yı kıyaslamak bir değil ama yani konunun absürtlüğü açısından söylüyorum. Tabii aynen. Ya bir kere Galatasaray baş antrenörlüğü konumu o kadar kolay ulaşılabilecek bir konumu olmamalı. Yani hani sürekli komplolarla bilmem nelerle falan ulaşılacak bir şey konumu olmamalı gerçekten. Onun dışında Nevriye'nin birçok bağlantısı var. Ben kimlerle bağlantısı olduğunu söylemeyeceğim buradan. Zaten hani basketbolu yakından tanıyanlar, basketbolu yakından takip edenler az çok bilir kimlerle nasıl bağlantıları olduğunu Nevriye'nin. Hani Nevriye geldikten sonraki durum, yani transferlerdeki durum nasıl olur? Onları iyi düşünmek lazım, iyi analiz etmek lazım. Ben demiyorum ki işte Efe Hoca devam etsin, hani tabii ki başarısız olursa gider. Ama Efe Hoca'yı da Ertuğrul Hoca'yı da gönderecek bir durum yok ortada. Çünkü ikisi de elinden gelenin en iyisini yaptılar. Hele Ertuğrul Hoca'ya yapılan, yani ben Efe Hoca'ya yapılan da çok büyük saygısızlık. Erol Özmandıracı açıkladı onu da işte. Ertuğrul Hoca'ya sanırım bu sezonkinden daha düşük bir bütçe teklifi Evet. etmişler. Yani doğal olarak isyan etmiş adam. Abi ne söylese haklı yani. Tamam hani pandemi var, herkesi vurdu falan, eyvallah da hani yani ayıp artık. Gerçekten ayıp. Yani bu bir raddeden sonra artık demek oluyor ki abi biz seninle çalışmak istemiyoruz, sen git demek oluyor. Yani hani şey olsa da anlarım. Yani Ergin Ataman'ın istediği bütçeyi vermezsin. Yani 15 milyon falan istiyordur. Eyvallah derim de yani Ertuğrul Erdoğan zaten 2,5-3 milyona takım kuruyor burada. Veselin'in bir maaşına takım kuruyor adam burada yani. Onu da Kesinlikle versinler. öyle. Yani artık Yani sponsorluğu bulsun. Ertuğrul Erdoğan'ın bu sene bir röportajı vardı Sokrates dergisine. Yani oradaki arkadaşları da tebrik etmek lazım. Çok güzel bir röportajdı. Çok açıklayıcı, bilgilendirici bir röportajdı. Ertuğrul Hoca şey diyor, yani 2 senedir 5 milyon dolar gibi bir borç ödedik. Ve birinde 2,3, diğerinde de 2,5 milyon dolarlık takımlar kurduk. Hani evet, bana diyorlar ki hoca bir tane Arroyo bulamıyorsun. Evet, ben de bulamıyorum. Çünkü Arroyo yıllık 3 milyon dolar alıyor gibi bir cümle söylemişti. Yani Ya adam da valla haklı. tabii yani guard seçimleri bir kere hocanın çok şanssızlık da oldu. Yani ondan da bahsetmek lazım abi. Yok, tartışırız Onlara mutlaka. gün Hani ama bütçesel bahsediyoruz. farktan bahsediyorum. Yani Aynen öyle. hocaya da kızmanın anlamı yok. Yani işte örnek veriyorum. Hocam bir Lakovic bulamıyorsun. Ya tamam, ama Lakovic
Hani o sene bile 900 bine oynadı yani. Tabii canım. Yani senin Lakovic'e verdiğin parayı adamlar belki de 3 oyuncuya veriyorlar. Ki Galatasaray erkek basket takımında da son dönemlerde bir reputasyon artışını görüyoruz. İşte Aaron Harrison, Olympiakos mu, CSK Moskova mı tercihi var. Alex Poits için yine bir Olympiakos sözü geçiyor. Zach August belki Panathinaikos'a dönebilir. Greg Widdington NBA'ye gidebilir. Yani bu aslında çok çok önemli bir şey. Çünkü... de var. Yani Whittington Panathinaikos haberleri var. Whittington da Panathinaikos'a gidebilir. Onu söyleyeyim. NBA haberleri vardı. Menajeri de NBA'ye dönebilir demişti son geçtiğimiz haftalarda. Hani şey olarak söylüyorum. Bu Galatasaray'a gelen işte underdog yabancılar için büyük bir sıçrama tahtası aslında. Yani tabii bizim Euro Cup'ta oynayıp Euroleague'e gitmek. Bizim tabii. İçin de çok ihtiyar oluyor yani. Peki yayını fazla... Hazır değmişken Harrison için de bir iki kelam edelim. Adam Olympiakos'la anlaştı. Evet, büyük ihtimalle Olympiakos oynayacak. Aynen. Yani yanlış zamanda gelen doğru insan Harrison. Kesinlikle. Ben şahsen çok mutlu oldum gerçekten Harrison'ı. Bir kere Euroleague seviyesini bize geldiği zaman da konuşuyorduk Ertuğrul Hoca'yla. O zamandan teklifler vardı. O da yani Euroleague'i gerçekten hak eden bir isimdi. İnşallah çok başarılı olur. Bu arada Aaron Harrison'la ilgili de şöyle bir şey söyleyeyim. Normalde oyuncu ve kulüp arasında bir yıllık bir opsiyon var. Ancak o rakam çok yüksek bir rakam. Bayağı absürt bir rakam. Evet, bayağı absürt bir rakam. Ve Harrison da hani tabiri caizse o çıkış maddesini kullanarak Olympiakos'a gidecek. Hani bu anlamda da kendisine de buradan başarılar yani Galatasaray'da. Tabiri caizse 2 senede yaptıklarından ben razıyım. Umarım Aaron Harrison da bizden razıdır diyorum. Aynen. Ve şey var Harrison'la ilgili. Yani Harrison giderken şey imajı oldu yani. Galatasaray'ın basketbol şubesiyle iyi ayrılan ender yabancılardan biri. Kesinlikle öyle. Peki yayının son bölümüne gelelim. Kısaca toparlayalım. Galatasaray Basketbol Şubesi'nde yeni bir dönem başlıyor. Ömer Yalçınkaya ile ilgili çok ciddi iddialar var. Ancak dediğim gibi bunu teyit edemediğimiz için paylaşamıyoruz veya haber yapamıyoruz. Hani belki orada bir sürpriz olabilir. Belki bir ayrılık görebiliriz. Sen yeni yönetimden nasıl bir şey bekliyorsun? Yeni yöneticileri kısmen tanıyor musun? Önce öyle sorayım. İsmen tanıdığımız yani, isimler aslında. Oytun Bey'i çok övüyorlar. Yani bağlantıları çok kuvvetli bir isimmiş. Yani basketbolla da ilgiliymiş sanırım. Oytun Bey Efe Hoca'yla devam etmek istiyormuş. O kadar biliyorum. Onun dışında şeyi konuşmadık. Yagupova iddialarını konuşmadık. İstersen ondan da bir kısa bahsedeyim. Ona küçük bir programla bence bahsedelim diyecektim. O yüzden hani onu bir sonraki onu bir sonraki yayına bırakıyorum. Ben de bu arada yeni basket yöneticilerinden Oytun Bey hakkında dediğim gibi iyi şeyleri benim de kulağıma gelen bir nokta. Ben bu arada Doruk Bey hakkında da hani ekonomi konusunda oldukça iyi olduğunu, ekonomi yönetimi ve sponsorluk bağlantıları noktasında oldukça iyi olduğunu duymuştum. Hatta bu Galatasaray'ın Sosyos anlaşmasında da başrol oynadığına dair bir takım bilgiler vardı benim kulağıma gelen bilgiler arasında. Umarım Galatasaray gelecek sezon en azından kadın basket takımı için konuşayım. Ligdeki tek sponsorsuz takım olmaz. Tabii bu pandemi dönemi her şey olabilir. Her şey değişir. Ancak bunlar çok çok önemli. Hele hele bu seviyelerde 10 bin liranın bile çok önemli olduğunu düşünürsek Galatasaray basketbolu umarım hak ettiği yerlere gelir. Bir de son olarak şey söylüyorum. Yeni gelen yönetime tabii ki başarılar. Ama her şeyden önce yapmaları gereken bir iş var. Evet. Son bir şarkı var. Evet. Onu bekliyoruz. Aslında ilk şarkı oluyor. O da Ömer Yalçınkaya'ya gönderin abi. Ne olur gönderin yani. Başka bir şey değil. Çünkü hakikaten o adam... Peki Doğan. Anladın sen. Kesinlikle katılıyorum ama sezon içinde yapacağımız röportajların da geleceğini düşünmek zorundayım en azından. Ben yayına katıldığın için çok teşekkür ediyorum. Karantina döneminde basketbol takımlarımızı konuştuk. Yakupova ve olası transferleri de bir sonraki yayında konuşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.